Klonlama işlemi nedir sorusuyla başlayalım. Bu kısmı sadece teknik bilgiler ve terimlere ayırdım diyebiliriz. Klonlamak nedir? Nasıl yapılır? Klonlama teknikleri nasıl geliştirildi ve hangi hücreler sayesinde böyle bir işe girişildi? Kısacası temellerine ineceğiz. Klonlama, eşeysiz üreme yöntemiyle genetik yapısı birbirinin aynı canlıların oluşturulması anlamına gelmektedir. İlk klonlama çalışmaları embriyonun bölünmesi ve bir embriyodan birden fazla canlının oluşturulması ile 1980 yıllarının başlarında başlamış. Ancak 1997 yılında erişkin bir koyunun genetik kopyasının yapılmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda içinde sığırların da bulunduğu çiftlik hayvanlarının klonlanması üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Klonlama, bir organizmanın, hücrenin ya da hücrelerin bir atadan ya da stoktan eşeysiz olarak genetik anlamda kopyalanması, yani birbirinin aynısı olan canlıların oluşturulması anlamına gelmektedir. Klon ise tek bir bireyden eşeysiz üreme yoluyla üretilmiş, genetik yapısı birbirinin tıpatıp aynı olan canlı topluluğuna karşılık gelen bir biyoloji terimidir. Ve kısaca CL simgesiyle gösterilir. Klonlama, biyolojinin çeşitli dallarında farklı biçimlerde karşımıza çıkabilen bir terimdir. Mesela tek yumurta ikizleri doğal klonlardır. Araştırıcılar ilk önceleri bu doğal olayı taklit ederek klonlama çalışmalarına başlamışlardır. Tek yumurta ikizlerinde embriyo iki hücreli dönemde iki embriyoyu geliştirmek üzere ayrılır. Embriyonun bölünmesi veya blastomerlerin ayrılması ile üretilen ilk çiftlik hayvanı türleri Willetson tarafından rapor edilmiştir. Bu teknik daha sonraki yıllarda diğer türlere de uygulanmıştır. Blastomer, zigotun mitoz geçirdikten sonra oluşan 12-16 hücreli yapılarına blastomer denir. Ayrılması veya embriyonun bölünmesiyle oluşan embriyolar kendi normal programlarına göre gelişmeye ve değişmeye devam ettikleri için bu yöntem ile elde edilen blastosistler normalden daha az hücre sayısına sahiptirler ve yaşama şansları da daha azdır. Bu yöntemle sadece 2 veya en fazla 4 olmak üzere az sayıda klon embriyo üretilmektedir. Çekirdek transferi ile klonlama ise klasik olarak farklılaşmamış embriyonik hücre çekirdeğinin çekirdeği çıkartılmış, enükle edilmiş yumurta hücresi, osit veya zigot içerisine transfer edilmesi anlamına gelmektedir. Nemelilerde bu teknik ilk olarak başarılı bir şekilde koyunlarda uygulanmış ve bunun hemen arkasında sığırda, tavşanda ve domuzda da uygulanmıştır. Bunun ardından iç hücre kitlesinden elde edilen hücreler kullanılarak sığırlarda ve koyunlarda başarılı klon embriyolar elde edilmiştir. İmplantasyon öncesi embriyolarda hücre sayısı sınırlı olduğu için onların kullanılması ile elde edilen klonlar da daha az sayıda olmaktadır. Bu nedenle kültürde çoğalabilen hücrelere ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece ilk kez iç hücre kitlesinden de elde edilen ve 4 hafta boyunca kültürde çoğaltılan hücrelerin kullanılması ile sağlıklı buzağı ve bunun hemen ardından da 13 pasaj boyunca kültüre edilmiş embriyonik hücrelerin kullanılması ile daha sağlıklı klon koyun elde edilmiştir. Dolly, eskiden olsa kabare yıldızını ya da müzikal şarkıcısını çağrıştıracak olan bu ismin sahibi. 1997'nin ilk aylarında dünyanın en ünlü aktualite dergilerinin kapağını süsleyen 7 aylık sevimli bir kuzucuktan başkası değil. Dünya ile alay eder gibi keyifli gülüşünü haftalarca izlemiştik gazete ve dergi sayfalarında. Dolly, İskoçya'da Roslin Araştırma Enstitüsü'nde yapılan genetik çalışmalarının bir ürünü. Enstitüde koyunlar üzerine yapılan genetik kopyalama çalışmaları ilk ürünlerini 1995 yılında vermişti. Bu ilk kopya kuzular, bir başka kuzu embriyonundan alınan hücrelerden klonlanarak elde edilmişti. Bu tür embriyon kopyalama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde yürütülmektedir. Ve daha geçtiğimiz zamanlarda Teksas'ta embriyodan klonlanan bir maymun dünyaya gelmiştir. Dolly'nin özelliği erişkin bir memeliden
ilk başarılı genetik kopyalama deneyinin ürünü olması. Genetik kopyalama çalışmaları 1930'lardan beri yapılıyordu ve 2 yıldır da oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyordu. Şimdi Dolly'de kullanılan teknik geliştirilerek her yaşta, hatta yeni ölmüş hayvanların belli hücreleri klonlanarak genetik kopyaları dünyaya getirilebilecek Pandora'nın efsanevi kutusu bir kez daha açılıyor ve içinden Dolly'nin yanı sıra bakalım neler çıkıyor. Ama önce kopya kuzumuza bir selam gönderelim. Merhaba Dolly, hoş geldin aramıza. İnsanoğlunun erişkin bir memeliden klonladığı, yani genetik olarak kopyaladığı ilk canlısın ve bu yüzden haklı bir şöhrete kavuştun. İnsan tarihinin en ünlü koyunu olduğunu söylenebilir. Hazreti İbrahim'e gökten zembille inen türdeşini saymazsak tabi. Ama o zaten bir koyun değil, koçtu. Küçük başlar dünyasında şöhret projektörlerinin koçlardan koyunlara dönmesi biz insanların feministleri sevindirir mi bilmem ama yakında koç burcunun cinsiyeti feminist çevrelerce tartışılmaya başlanırsa hiç şaşmamalı. Klonlama yeni bir şey değil aslında. Hatta dini kaynaklara bakılırsa insanoğlu kadar eski, çünkü Tanrı'nın Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden klonlanarak kopyaladığı ileri sürülüyor. Ama bana sorarsanız bu sav kuşku götürür. Daha büyük bir olasılıkla Adem Havva'dan klonlanmış ama bu başarısız kopya aslında silik olmuş. Üstelik boya çektiği için aklı kısalmıştır. Şaka bir yana, klonlama dahil olmak üzere genetik teknolojinin gelişmesi bizi geleceğin perspektifleri üzerine şimdiden düşünmeye zorluyor. İnsanlar kopyalanabilir mi? İnsanların kopyalanması doğru olur mu? Gibi bir soru akla geliyor. Birinci soru teknik bir soru. İnsanlar elbette bir gün kopyalanabilecek ama henüz bundan çok uzağız. Güleç yüzlü Dolicik, erişkin koyun hücreleriyle yapılan 277 klonlama deneyi içinde tek başarılı olanı. Üstelik daha 6 yaşındayken Kurban Bayramı'nı bile beklemeden eceliyle öldü. İnsanların kopyalanması ise koyunların kopyasını çıkarmaktan daha zor. Çünkü koyun embriyosundaki hücreler farklılaşmaya başlamadan önce birkaç kez bölünüyor. İnsan embriyosunda ise sadece 2 kez. Ama böyle ayrıntılarla kimsenin başını ağrıtmak istemem, buna kendi başım da dahil. Fakat insanların klonlama yoluyla kopyalanmasının önüne teknik sorunlardan da öte ahlaki ve hukuki sorunlar dikiliyor. Örneğin hatalı kopyalar ne olacak? Olmadı baştan deyip çöpe atabilir miyiz? Hayır, atamayız. Onlar da bizim gibi insan. O zaman ikinci soruya geliyoruz. İnsanların kopyalanması doğru olur mu? Kimileri der ki bunda korkacak ne var? İnsanlar zaten ara sıra doğal olarak kopyalanmıyor mu? İşte size tek yumurta ikizleri. Ali ve Veli, Hale ile Jale, Orhan ile Burhan. Bunlar birbirlerinin klonu. Yani genetik kopyası değil mi? Ama insanların yapay olarak kopyalanmasına gelince işler değişiyor. Kimilerine göre büyük bir nimet. Özellikle insanların genetik kopyaları çıkarılabilse fena mı olurdu? Binlerce Einstein olsa mesela, ya da yüzlerce Picasso, ya da her delikanlıya bir Madonna, ya da başka bir olasılıkta insan organlarının kopyalanması ve her biri bozuldukça aslından farksız yenisinin yerine takılması. Bu yedek organlar genetik olarak zaten kendi organlarımız. O yüzden doku uyumu diye hiçbir sorun olmayacak. Bu stepne yürekler, böbrekler bir cümle sakatat sayesinde belki de yüzlerce yıl sağlıklı yaşamamız mümkün olacak. Dolly kendisi gibi klon olan Megan ve Morak ile aynı ağılı paylaşıyordu. Ama doğal olanın aksine ağıl olanlar için konaklama alanı değil, sürekli olarak yaşadıkları yerdi. Dolly özel diyetlerle besleniyor ve özenle bakılıyordu. Yaşıtlarına göre uzun süre yaşadı. Çünkü çoğu koyun 9 aylık olduklarında kesimhaneye gönderilirdi. Dolly'nin kısır olduğu düşünülüyordu ama 1998 yılında doğal yollarla bir kuzusu olduğunda bütün bu düşüncelerin aksi kanıtlanmış oldu. Dolly daha sonraki zamanlarda yeniden hamile kaldı ve hayatının sonuna kadar toplamda 6 tane kuzusu oldu. Evet, başarılı bir klonlama deneyini size aktardım. Bu koyun Dolly ile alakalı bir klonlama paylaşımıydı ve özellikle
makalesini tümüyle sizinle paylaşmak istedim. Ve arada kendi bilgilerimi de eklemiş oldum içerisine. Yani Dolin'in hikayesi insanlarla ilgili kısma gelince biraz etik ve ahlak kısmına dönüyor. Çünkü insanların klonlanması, yani düşünün şimdi mesela benim 2-3 tane klonum var. Ve hepsi de aynı hareketlerimi sergileyecek, nasıl davranacaklar. Yani çok fazla belki birisi katil olacak, birisi psikopat olacak veya birisi çok iyi olacak vesaire gibi sorunlar çıkarıyor meydana. Ama bir diğer ve makale içinde paylaştığım özellik, mesela bizler yaşlanıyoruz ya da vücudumuzdaki bazı organlar işlevlerini yitirmeye başlıyor. O organları bu klonlardan temin etmek, ki ben bunu yine bir Star Trek dizisinde görmüştüm. Bir klonlama yapıldı ve oradaki kumandanlardan birine klonundan bir yani bir organ nakli yapıldı ve gerçek kişi yaşadı, diğeri öldü gibi bir durum oldu. Yani insanları klonlamak aslında amacın ne olduğuna bakıyor gibi geliyor. Yani gerçek bizlerin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi ve uzun ömür sağlanması mı? Yoksa klonumuz da tekrar yaşama dönmek mi ve bu klon acaba bizim benzerimiz mi olur? Yoksa tamamen zıttımız mı olur? Bu da ayrı bir soru. Yani birçok soru var. Bence bu ilerleyen süreçte teknolojinin de gelişmesiyle cevaplanabilecek, belki de ileriye götürülebilecek bir soru. Evet, yani bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.